Gönülden habersiz din gaflettir. Hazreti Mevlana'nın yakınmalarından biri, dinin şekle, insanın da kalıba teslim edilmesidir. Bal taşımak için vasıta olan bir kavanozu, içine hiç parmak daldırmadan bir ömür boyu yalayıp durmaktır. Gönül, gerçeği gören göz, samimiyet, ölümsüzlük ve aşktır. Gönül, Hakk'ın dinden ve insandan maksadıdır. Gönülden habersiz bir din, oyalamadır, gaflettir. Hazreti Mevlana şöyle seslenir. Ömrün boyunca gönül remzinden bir harfin bile kokusunu alamadın. A Kur'an okuyan, ehilsin ama bu böyledir. Gönülsüz okunduğunda Allah'ın rahmeti olan Kur'an bile kinlenir. Gönülden uzak düşmüş bir iman da yerini inada bırakır. Bu inat, iman adı altında sahneye sürülürse, aydınlatma yerini karartma, yapma yerini yıkma, ıslah yerini bozmaya bırakır. Hazreti Mevlana yine şöyle seslenir. Gönlünü yıkayıp arıtmamışsın, yüzünü yıkamaktan ne fayda var sana? Hırstan, doymazlıktan süpürgeye dönmüşsün. Daima toz toprak içindesin. Özü bırakıp kalıp ve kabuğa mahkum olanlar dini bir sayı sayma haline getirirler. Allah'ı sayılara mahkum etmeye kalkanlara Hazreti Mevlana şöyle seslenir. Herkesi boğ, şu sayılardan kurtar bizi. Sayıların tadına düşmüşüz, başka bir tat ver bize. Bu kişiler bir testi suyu, Dicle'nin sahibi sultana hediye götürmek gibi bir gaflete düşerler. Bunun yerine boş bir testiyle huzura çıkıp hiçliğini göstermek gerekir. Günahkar olarak boyun bükmek, sayı sayarak benliğe düşmekten iyidir. Ama buna da bir gönül nasibi gerektir. Kaside. Tertemiz, lekesiz ruhlar göklere doğru yükseliyor. Tortulu, kirli olanlar da yerin dibine geçiyor. Gönül gözünü aç da ruhlara bak. Nasıl geldiler, ne oldular, ne çileler çektiler, nasıl gidiyorlar? Madem ki aşk yoluna düştün gidiyorsun, eteğini topla. Çünkü bu yolun toprağı kanla yoğrulmuştur. Görmüyor musun? Lale gül renkli etekliğiyle gidiyor. Ama topraktan kanları bulanmış olarak bitiyor, baş kaldırıyor. Benim canım o gönüle doğru kanat çırpıp gitmedi. Çünkü o pek güzel, pek neşeli, pek ölçülü gidiyor. Çünkü o can Hak'tan başka hiçbir şey istemedi. Şu öbür can, hayvani can ise aşağılara, aşağılıklara gitmededir. Divan-ı Kebir, Cilt 2, 830. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan Çıkar dedi.